Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda prestij nedir, ne işe yarar ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi prestij yazıyor ve karşısında da 11.195 yazıyor. Tanımlamasını yapalım, yanındaki E tuşundan tanımlamasını görebilirsiniz. İlk 5 şampiyonun ortalama taban kahraman puanıdır. Biliyorsunuz ki her şampiyonun kendine özel bir taban puanı vardır. Buna P diyoruz. Bunu gösteren bir tablo da mevcut arkadaşlar bir internet sitesinde. Antme'yi hepiniz biliyorsunuzdur. Onu da göstereceğiz. Siz ne kadar çok prestiji yüksek hero yükseltirseniz prestijiniz o kadar yüksek olur. Prestiji en önemli belirleyen şey hem yükselttiğiniz hero hem de ne kadar özgünlük taşınız olduğudur. Özgünlük taşlarınızı şimdiki devirde yani 6 yıldızlara dikkatli kullanırsanız prestijinizi o kadar iyi yükseltirsiniz. Ben işte Neymar'a çok taş bastım ve onu yakalamıştım ben zaten Abyss Kristali'nden. Çoğunluk ona bastım yüksek bir prestijim olsun diye. Havok'ta şansa kopyaladığım bir rol için ve prestiji düşük, o kadar da düşük olmadığı için ona da basmayı uygun buldum. 5 yıldızlı şampiyonlardan da bahsedeceğiz prestijler için. Böyle Doktor Doom, Gümüş Sörfçü, Thor Ragnarok falan. Onlar da internet sitesinden bahsedeceğiz. Antme sitesinden. Domino daha kopyalanmadığı için prestije dahil edilmiyor. Onu anlatacağım şimdi. Evet. Peki prestij ne işe yarar? Prestij şu anda işe yaradığı tek yer ittifak macerası arkadaşlar. İttifak macerasında sizi daha yukarılara çıkarmayı sağlıyor. Sizin prestijiniz ne kadar yüksekse ittifak macerasında yaptığınız bir savaşta kazandığınız puan o kadar artıyor. Yani çarpanı falan artıyor herhalde, atıyorum. Evet. Şimdi bir de ittifakın prestijini göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi ittifakın da 11.472 gibi bir prestiji var. Bu bizi ilk 25'e sokmaya yetiyor Doom macerasında. En azından bir en fazla 22. olabiliyoruz Omni olarak. Bunu inşallah yükselteceğiz ileride. Şimdi ondan bahsedelim. Evet, mesela bir savaş yapayım. Örümceği döveyim be. Quake'le yavaş döverim. Corvus'la hızlı dövmek için yani hızlı döveyim diye Corvus'u kullanacağım bir. Evet, %50 ihtimalle kaçışı var örümceğimizin. Evet, şimdi burada kazanılan puan da arkadaşlar sizin prestijiniz ne kadar yüksekse o kadar artıyor bu kazandığımız puan. Atıyorum 11.600 gibi bir prestijimiz olsa buradan 200.000 gibi bir puan alabilirdim mesela. Bunun çok önemi var. Yani gerçi 200.000 gibi bir fark değildir ama biraz daha fazla olurdu burada kazandığımız puan. Bu da bizi ittifak macerasında daha üst sıralara götürüyor. Evet. Şimdi tablo yok olmuş. Bir de sıralama gösterecektim. Şu an gördüğünüz gibi 241 milyon puanımız var. Ve 15.946. Siz Doom'da 3 savaş grubunda da boss'u indirirseniz sonraki maceraya prestijimizi arttırıyor İttifak macerası. Evet. Gördüğünüz gibi ilk gün hepsini keşfetmemişiz. İlk gün tüm bossları indirdiğimiz için 2229 prestij eklemiş sonraki güne. Ondan sonra 2235 daha eklemiş ve şu anda 15.946 ortaya çıkmış. Son gün 20.000'e çıktığımız oluyor. 20.000'i gördük geçen hafta. Bu şekilde arttırıyor bizim prestijimizi her gün ve bu da daha çok puan demektir. Şimdi prestijin mi oluşturan şampiyonlardan bir bahsedeyim. Birinci sırada Neymar benim prestijimi oluşturuyor. İkincisi Havok. Üçüncüsü Doktor Doom, dördüncüsü Thor Ragnarok ve beşincisi Üstün Simbiyot. Domino dördüncü sırada gözükse bile en yüksek P'lerimde, ustalıklar da hero'ların P'lerini oldukça etkilediği için ve hatta en çok işine yarayan bir hero olduğu zaman onun P'si bayağı artıyor. Örneğin siz mistik ustalığı açsanız mistik şampiyonların P'si çok daha fazla artar. Bu da aynı mantık. Bazı ustalıklardan bazı şampiyonlar daha çok etkileniyor ve Domino o yüzden dördüncü sıraya gelmiş. Yoksa Dominos Üstün Simbiyot'un altında olurdu.
kopyalanırsa belki geçer. Çünkü Domino'nun PC'si de bayağı düşük. Böyle 60-70 falan olsa geçer gibi geliyor bana. Benim P'mi Namor, Havok, Doktor Doom, Thor ve üstün simbiyot oluşturuyor arkadaşlar. Ve bunun ortalaması 11.195 ediyor şu anda. Namor'da 80 kopya, Havok'ta 56 kopya, Doom'da, Thor'da ve üstün simbiyotta 200 kopya var. Şimdi yükseltme yapmadan prestij kontrolü nasıl yapabiliriz diye sorarsanız burada Antmay sitesine geçebilirsiniz. Ben taş yükseltmesini yapmadan her zaman buradan hesaplıyorum. Örneğin Namor ve Havok'u yükseltirken 80 ve 56 diyor. Bunları yani elimde bulunan taşları bu ikisine bölüştürmek istedim. Namor'a biraz daha fazla basmak şartıyla. Sonra Namor'u 80 yapmaya karar verdim. Çünkü %50'ye yakın bir sayı oluyor. Böyle 90 falan yapınca çok fark etmiyordu. Birazını da Havok'a verdim. Ve 80-56 kombinasyonuyla elimde bulunan taşları en prestijimi en yükseltecek şekilde kullanabilmeyi başardım. Evet, buradan prestijinizi kontrol ederek yükseltmenizi yapabilirsiniz. Ondan sonra oyuna geçebilirsiniz. Şimdi prestij listesinden bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi Mobile Friend'de prestij list var. Ona basınca buradan görüyoruz prestij sıralamasını. 5 yıldızlarda gördüğünüz gibi Gümüş Sörfçü, Doktor Doom, Thor, Namor ve Phoenix ilk 5'i paylaşıyor Anka yani. Yakında Platin Pool Namor'la Phoenix'in arasına girecek. Çünkü onun 10.650 prestiji olacak. Ve 5 yıldızlarda prestij kazan biri için çok önemli bir şampiyon olacak Platin Pool. Ama 6 yıldızlar için pek şey olmaz gibi geliyor bana. 6 yıldızlarda nereye yerleşir Platin Pool onu bilmiyorum. Belki ilk 5'e koyabilirler. Tabii Platin Pool'un 6 yıldızı da olacak mı onu da bilmiyoruz. Evet. Gold Pool gördüğünüz gibi 6. sırada. Nova, Hitmonkey, Spider-Man, Tigra. Yani bu ilk 20 gayet önemlidir arkadaşlar. Bilimlerde 1. sırada olan Bay Fantastic'tir gördüğünüz gibi. Ve teknolarda Guardian. Mutantlarda 5 yıldızlarda Namor, kozmiklerde Gümüş Sörfçü, beceride Thor ve ikincide de Doktor Doom var gördüğünüz gibi. Bunlar prestij için yükseltmek yani çok önemlidir. Böyle yüksek ittifaklar direkt bu şampiyonları fullemiştir zaten arkadaşlar. 6 yıldızlarda şu anda bunları yakalamaya çalışıyorlar. Bu ilk 5'i yakalamaya çalışıyorlar. Onu bir göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi 6 yıldızlarda sıralama biraz daha farklı. Sunspot giriyor araya. Spider-Man Hitmonkey'nin üstünde şu anda 6 yıldızlarda. Ama bu daha rütbe 3. Rütbe 5'te belki eski sıralamasına geri döner. Ama yüksek ittifaklar ve bir insanın profiline baktığınız zaman ilk 5'te mutlaka Silver Surfer, Sunspot, Doctor Doom ve Thor'u görürsünüz. Daha bunların hepsini yapabilen olmuş mudur bilmiyorum ama hep bunları görürsünüz. Çünkü ittifak macerasında olabildiğince yükselmeye çalışıyorlar. Hele mesela NE ittifakı ve Asgard ittifakı büyük bir kapışma içindedir. Asgard biraz NE'yi zor geçer ama işte bu beşliği fulleyerek anca geçebilirler birbirlerini. Ben de şu an Silver Surfer için mesela kozmik uyandırma var ama Silver Surfer'ı kullanmaya şimdilik değer mi onu bilmiyorum. Daha iyi bir kadro oluşturmak lazım önceden ama benden prestij isterse Omni ittifakı mecburen basacağım. Evet, buradan tek tek kontrol edebilirsiniz nasıl yükseleceğini şampiyonunuzun. Evet, gördüğünüz gibi her imza seviyesi için size pi değerini gösteriyor. Buradan neyi nasıl yükseltebileceğinizi ve prestijinizin nasıl ayarlandığını görebilirsiniz. Şimdi oyuna dönelim. Evet, ben de gördüğünüz gibi Namor 6 yıldızlarda 5. sırada. O yüzden Namor önemlidir. 6 yıldızlarda yükseltmek için ve çoğu kişi de Namor'u 200 görürsünüz. Zaten ben de inşallah tez zamanda 200 yapacağım. Evet. Havok ileride, çok ileride P'si değersiz kalacak zaten. Şimdi ittifak sıralamasına bir gelelim. Evet, globalde ittifak derecesi. Gördüğünüz gibi NE ittifakı 75 milyon gibi bir kahraman puanına sahip. Prestijine hemen bakalım. Prestiji 13.184 gördüğünüz gibi ve 13.2 prestijden daha fazla olunca anca sizi alıyorlar ittifakı arkadaşlar. 13.2. Evet, gördüğünüz gibi yani ilk 13 milyonlardan oluşuyor arkadaşlar. Ve en az 1.749.000 var. Onun prestiji de yanlışlıkla ittifaka davet ettim arkadaşı. 12.532
gibi kocaman bir prestiji var. Keşke kabul etse ittifak davetimi. Evet. Başka Asgard'ınkine bakalım. Mesela onda da 12.911 var. 13.000 üstü prestije sahip bir tek NY ittifakı var arkadaşlar. Çünkü Asgard ikinci sırada oluyor. NY ittifakı da birinci sırada oluyor hep. One da üçüncü sırada oluyor. Bakayım, bunlar New Eternals galiba. İsimlerini değiştirmişler. The One diye. Evet. Gördüğünüz gibi onda 12.734. Ya 94 miydi yazıyordu gibi bir PC var. Evet. Bunlar ittifak macerasında ilk üçü paylaşıyorlar. Ve prestijiniz ne kadar yüksek olursa siz de o kadar yükselirsiniz. Prestij de bu şekilde arkadaşlar. Biraz eksik anlattıysam yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.